Bir grup ortaokul öğrencisinin ortalama boyları 150 cm, standart sapması da 20 cm olarak normal bir dağılım göstermekteymiş. Denizde boyu 161,4 cm olan bir ortaokul öğrencisiymiş. Evet, boyları denizin boyundan kısa olan öğrencilerin tüm öğrencilere oranı nedir demişler. Öncelikle ne sorduklarını anladığımızdan emin olmak istiyorum. Öğrencilerin boylarının dağılımı normal normalmiş. Bu dağılımı çizecek olursak... Evet, buna benzeyen bir şey elde ederiz öyle değil mi? Herhangi bir araç kullanmadan çizdiğim için çok da düzgün olmadı ama ortalama burada bir yerde olacak. Evet, hemen işaretliyorum. 150 santimetre. Standart sapmanın 20 cm, denizin boyununda 161,4 cm olduğunu biliyoruz. Bir bakalım, denizin boyu ortalamanın üzerinde burada bir yerde olacak. Tam olmamış olabilir ama önemli olan ne yapmaya çalıştığımı anlamanız. 161,4 cm. Bizden boyu denizin boyundan kısa olan öğrencilerin tüm öğrencilere oranının ne olduğunu bulmamızı istiyorlar. Bizden istedikleri normal Dağlı meyrisinin altında kalan ve şu anda taramakta olduğum bu alan öyle değil mi? Bu alan bize boyu denizin boyundan kısa olan öğrencilerin oranını verecek. Size bir ipucu vermemi ister misiniz? İşe denizin ortalamanın kaç standart sapma üzerinde olduğunu bularak başlamamız gerekiyor standart sapma ve denizin boyu ile ortalamanın arasındaki farkı bildiğimize göre bunu bulabiliriz bulduğumuz bu değer yani denizin ortalamanın kaç standart sapma üzerinde olduğunu veren değer bizim z skorumuz olacak daha sonra da bir z tablosu kullanarak bu değerden daha az olan oranın ne olduğunu bulabileceğiz değil mi hadi bakalım hemen ti84 emülatörümü açayım bir bakalım denizin boyu 161 1,4 santimetreydi. Ortalamada 150. Evet, eksi 150. Gerçi bu işlemi aklımdan da yapabilirdim ama olsun, olsun. Sonuç 11,4. Bunun ortalamanın kaç standart sapma üzerinde olduğunu bulmak için standart sapmaya yani 20'ye böleceğiz. 11,4 bölü 20 ve evet, evet bölü 20 0,57 eder. Denizin boyu ortalamanın 0,57 standart sapma üzerindeymiş. Peki, şimdi bu değeri nerede ve nasıl kullanacağız acaba? Hemen söyleyeyim. Bu değeri bir z tablosu kullanarak normal bir dağılımın bu değer yani ortalamanın 0,57 standart sapma üzerindeki değerin altında kalan oranını bulabiliriz. Şimdi Z tablomuz nerede? Evet işte burada. Şimdi Z tablosunda bu değeri bulacağız. Bunun için önce bu sütuna bakmamız lazım. Bu sütundaki her satır bize onda birler basamağını veriyordu değil mi? Buradaki sütunlar ise yüzde birler. 0,57 5 onda birlik. Evet bu burada bu satırı hemen işaretliyorum. Yüzde birler basamağında da 7 olduğuna göre evet buraya geliyorum. Kesişimlerindeki değer yani 0,7157 ortalamanın 0,57 standart sapma üzerindeki değerin altında kalan oranı verir. Bu boyların normal bir dağılıma sahip olduğunu düşündüğümüzde öğrencilerin yüzde 71,57'sinin denizden kırılmasıdır kısa olduğu anlamını taşır. Ama sorunun cevabı yani boyları denizin boyundan kısa olan öğrencilerin tüm öğrencilere oranı nedirin cevabı 0,7157'dir. Bir de cevabınızı virgülden sonra 4 basamak olacak şekilde veriniz demişler. Evet, evet biz de öyle yaptık zaten.